geldiniz. Arkadaşlar bu videoda uçup kaçmayacağım çünkü şöyle bir dakika, şöyle bir emektarı şöyle bir çekelim çünkü bu dekorla son video. Vedalardan hiç hoşlanmam ama artık buna veda etmenin vakti geldi. Çünkü tam bir senedir bu dekorla video çekiyorum ve artık bay bay dememin vakti gelmişti. Beni takip edenler biliyorlar, ben böyle sürekli AliExpress'ten bir şeyler alıyorum. Bir şey almam gerektiği zaman genelde hep önce AliExpress'e bakıyorum. Çünkü bir, çok ucuz. İki, dışarıda bulamayacağım her şeyi orada bulabiliyorum. Bye. Ayakta video çekmek bayağı rahatmış ya. Niye daha önce çekmemişim? Çünkü tripodum yoktu. Her neyse. Artık kendim bence profesyonel bir AliExpress alışverişçisi olabilirim. Profesyonel AliExpress olmak çok ciddi ve emek isteyen bir şey. O yüzden size bu videoda bilgilerimi aydınlatacağım her zamanki. Ocağın başında alışveriş yaptım. İlk kargom 10 gün sonra geldi. Diğerleri de onun takibinde geldi ve bütün kargolarım geldi. Sadece bir tanesi gelmedi. O da çileğin hırkası. Onu da bekleyemedim yani bu videoyu çekmek için. Çok konuştum. Bence artık kargolarımı açmaya başlayalım. Şimdi alı dekorum için Çin'den AliExpress'ten yaptığım alışverişi kutularını açacağız. Ve daha sonra da onlarla odamı yeniden dekore edeceğiz. Şu dekoru kaldırıp başlayalım. Önce çileğe bir iki bir şey almıştım işte. Montla eşofmanı geldi. Çilekten bahsediyorum. Şöyle göstereyim. Çileğin montu bu. Şuraya fotoğrafını koyarım montla. Resmen kızın köklü montu var yani. Havalılığa gel. Çileğin diğer paketi, kıyafeti var içinde. Ay rengi çok güzel. Çok tatlı. Ya bebek. Abileri, abileri bakar mısınız? Arkasında yazana bakar mısınız? Adi dog. Bir de kapşonu var salak. Bence bu çileğe kesin olur. Oy çok güzel bu. Şey mi, esniyor mu? Esniyor tabi. Mikral iyi bu olur. Ya çok da... Çeksene olabilirsin ne olursun. Evet. Canım. Yastıklardan başlayayım. Şimdi ben bir sürü yastık kılıfı aldım, tamam mı? Bu muydu? Evet, bir tanesini yastık kılıflarının pofuduk aldım. Bu da pofuduk olan büyük ihtimalle. Çok iyi. Diğer yastıkları açalım. Ya efendim. Ve birkaç tane de böyle motivasyon sözlü. Bir tanesi şöyle, üstünde şey yazıyor. İstediğin her şey korkunun bir diğer tarafında. Yani korkunu yendikten sonra istediklerine ulaşabilirsin tarzında bir şey. Bir sonraki de böyle siyah bir yastık. Bu arada ben bu üçünü bir tane mağazadan aldım. O yüzden üçü birlikte geldi. Ve... Dönüm. Aynen fotoğrafta gözüktüğü gibi bu arada. En heyecanlı olduğumu en sona bırakacağım. O yüzden LED lambaları yapalım. Şu lambaları ben çok soran olmuştu. Eskişehir'de bir kırtasiyeden almıştım. Ama bu lambalardan da sıkıldım anlayacağınız üzere. Çünkü ben bunları üniversitede aldım ve yani üstünden 3-4 sene geçti. Vay. Beni değil buna odaklı. Oha 3 tane pil gerekiyor bunu yakmak için. Bu arada annem evde pil olduğunu söyledi. Pil almama gerek kalmadı ve ışıklar. Aa öyle yapınca yanıp sönüyor böyle şey oluyor. Oha çok tamdır. Bunları bilerek sarı aldım çünkü bunlar hep beyazdı. Biraz dedim sarı renkte olsun. Umarım iğrenç gözükmez. Bu arkadaşlar bir tapestry. Sanırım tapestry diye okunuyor. Umarım doğru okunuyordur. Çünkü ben onu tapestry diye okuyordum. Bu Türkiye'de asla bulamadığım bir şey ve ben bunu çok uzun zamandır istiyorum. Asıl heyecanlı kısmı ne biliyor musunuz? Bunun benim duvarımı kaplayıp kaplayamayacağı. Umarım kaplıyordur çünkü en büyük boyutlusunu... Oha! Oha! Çok iyi. Bir dakika. Bir dakika. Ay! Video çekerken öldü dersin. Bayıldım abi. Şurayı istiyordum ve tam şu an duvarımı kaplayacak kadar. I love you. Şimdi o an geldi çattı. Bir senelik hatta 1,5 senelik şu duvarı şimdi sökeceğim. Ne bileyim işte kaldıracağım. Ondan sonra bu yeni dekorlarımı koyacağım. Ve yeni yastıklarımı. O zaman başlayalım. Güzel bir yolculuğumuz oldu. Ancak artık veda etme vakti. Tapestry. Tapestry değilmiş arkadaşlar. Tapestry'ymiş. Tapestry. Allah sizi kahretmesin ya. Tapestry.
Artık doğrusunu biliyorum. İngilizce kanalıma hoş geldiniz. Yani ben tapestry demiştim ilk başta. Sonra tapestry'dir dedim. Sonra tapestry çıktı. Benimle neden bu kadar uğraşıyorum? Tapestry. Umarım olur güzel. Çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı. Çift taraflı bantla köşelerine yapıştırarak duvara asabilirsiniz diyorlardı. Bu arada duvar o kadar pis ve iğrenç ki tam bir nimet olacak bu. Çift taraflı bant. Şu şekilde yapıştırdım köşesine arkadaşlar. Aa, çok korkuyorum. Şimdi bunu yamuk mu yapıyorum, düz mü bilmiyorum. Aşağı indir, tamam. Öyle mi? Azıcık daha. Tamam, her şey fark etmiş. İyi şimdi. Oldu ya. Tabii, tabii. Şuraya da sağlamlaştırmak için ortasını küçük bir tane. Da, ortasını da. Küçük bir tane yapıştırayım. Çift taraflı bant. Ay saçım başım dağılmış hep. Şöyle gelseniz acaba. Niye size acı çektirmişim orada? Siyah beyaz yaptım ki hani önüne istediğim çarşafı bilmem neyi örtebileyim. Size çift taraflı bantın ne kadar garip bir şey olduğunu göstermek için. Bu şeffaf çift taraflı bantmış. Bakın. Çok garip değil mi? Bununla yapıştırdım şeyi. Bir de şimdi işi yapalım. Şuradaki çerçeveleri çıkartacağım. Onu değiştireceğim. Ama orayı nasıl kurtaracağım hiçbir fikrim yok. Çünkü o duvarı da bayağı bir soydum ben. Bak göstereyim. Duvar bayağı bir soyuk ve onu kurtarmamız gerekiyor. Şu köşeden boylu boyunca ışık düşmesini istiyorum. Bu arada ben ışığı 4 metre aldım. Bundan önceki ışıklar fişe takıp çalışıyordu. Bunlar pile takıp çalışıyor. Fişe yakın koymak zorunda kalıyordum öbür ışığı ama bunu istediğim yere istediğim gibi takabilirim çünkü pille çalışıyor. Bunu böyle tapestry'nin etrafına diyeceğim ve pili böyle güvenli bir yere koyabileceğim bir yere. Güvenli bir yere koyabileceğim bir yere. Arkadaşlar yaptım. Umarım istediğim... Yes! Mecburen ışığı buradan geçirmek zorunda kaldım. O yüzden buradan da ışık çıkıyor. Şu bayrağı çıkaracağım sanırım artık çünkü no. Özellikle bu çerçeveleri çıkarmak istiyorum artık. Yazın koymuştum bu çerçeveyi. Tam bir yaz şeyi olduğu için. Ama şimdi çıkartacağım. Bütün çerçevelerimi şöyle önüme koydum ve neyi nereye koyacağım ona karar vereceğim. Şunu ve şunu içindekileri hep değiştireceğim. Bir de polaroidler için böyle daha uzun yeni bir şey yapmayı düşünüyorum ve duvarın rezilliğini göstereyim size. Bu rezilliği nasıl kapatabilirsem öyle yapmaya çalışacağım. Şu an odaklanıyor ama... kadar işte bir polaroidleri astım. Şimdi etrafına çerçevelerden koyacağım. Bu asla yapışmıyor. Bu benim için tamamen hayal oldu. Ah. Sadece çerçeveyle kanvası taktım. Şuraya da şunu takacağım. Bu benim en sevdiğim de çıkarmıştım ama tekrar takacağım şimdi çünkü çok seviyorum bunu. Burada Winterfell var. Biliyorsunuz Game of Thrones çilem. Game of Thrones evreninde olsam nerede olurdum? Winterfell'de olurdum. Ne var yani? Bence çok mantıklı şeyler konuşuyorum şu an. 100 bin plaketi geliyor yolda. Şuraya onu koymayı düşünüyorum. O yüzden burayı şey yapmadım. Bunları geri koyacağım yerine böyle. Ama şu üstler sanki biraz boş kaldı. Oralara da bir şeyler yapalım. Bunu istiyorum aslında ama ben büyük çerçeve koydum bunu. Belki büyüğünü yapıştırır diye ama kendi çerçevesi de koyayım. Dreamcatcher yapalım oraya da. Dikkat dağıtsın, gözükmesin turlar. Aynen biraz kapattı gibi. Şu kısma da bir şey yapabilirsem harika olacak. Üf, hiç karar veremedim. Yes. Zaten şuraya yastıklar geleceği için o çok şey olmayacak. Şimdi dedim buradan. Yok kız şey yapıyorum. Video niye çok... yerlerde yatıyor böyle? Manyak. Şark köşesi gibi durdu. Şark köşesi. Tamam işte ama güzel durdu. Lambalar buraya güzel. Ay oldu. Lambalar çok güzel oldu. Çerçevelerle arka planla yapacaklarım bu kadar. Şimdi yastıkları falan koyacağım. Tabii ondan önce şuradaki dağınıklığı toplamam lazım. Harika. Normalde böyle benim yastıklarım var. İki tane. İki tanesini böyle yapacağım. Geri kalan iki tanesini de elyaf dolduracağım. Çünkü yastık yok başka ama bir kilo elyaf var. Elyaf ne diye soracak olursanız şu oluyor.
dekorda ilk defa çekiyorum şu anda. Tek canımı sıkan duvardaki bazı lekeler kapanmadı maalesef. Onun dışında çok beğendim. Yastıkları çok beğendim. Işığı çok beğendim. Yani tam istediğim gibi çıktılar hepsi. Biraz uzaklaştırayım. Siz beğendiniz mi? Sizin düşünceniz ne? Aldığım her şeyin linkini aşağıya bırakmaya çalışacağım. Oda dekoru videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.